Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'de birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemler. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Araya bir cümle koyacaktım ama isim ne kadar uzun değil mi, gördünüz mü? Birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemler. Evet hocam, bayağı uzun isim. Ama hocam biliyor musunuz, matematiğin temeli buradan başlıyor yavaş yavaş. Çünkü öğrenci bunları çözmeye başlayınca aa ben matematik yapabiliyorum deyip hemen soruların üzerine geçiyorlar. Ve böylelikle matematiğin kolay olduğunu anlıyorlar. O yüzden bizim için çok çok önemli bu. Birinci dereceden bir bilmeyenle denklem. Bir şunu öğreneceğiz hocam. Denklem nedir? Bu arada nasılsınız dedim, cevap gelmedi. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kusura bakmayın heyecandan. Denklem nedir dedik. Bir, denklemin ne olduğunu öğreneceğiz. Bilinmeyen nedir? Bunu öğreneceğiz. Denklemlerdeki harfler farklı olabilir mi? Bu çok soru geliyor. Bence çok da güzel bir soru yine. Yani farklı olabilir mi? Kaç soru geliyor? Aslında bunu ilk soruyorlar hocam. Hocam açık lisede kaç soru geliyor? Ortalama iki tane sorumuz gelir. Ama. Bu konu bizi uçuracak hocam. Evet, önemli. Ama birçok konuda bu konuyu kullanıyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani temel dedik ya. Çözüm kümesi ne demektir? Bir bilinmeyen nedir? Bunları teker teker öğreneceğiz. İsterseniz şurada hızlıca bir şekilde bahsedelim. Olur. Arkadaşlar, hocam bir alttaki şeye ben bir bakayım. Denklemi tanıyalım. Buradan kısaca bahsedelim, sonra denklemi tanıyalım. Denklem nedir? Birçok öğrenci şunu der. Denklem demek hocam ne harfler varsa. Arkadaşlar, denklem olabilmesi için içerisinde eşitliğin olması gerekiyor. Eşitlik olan ifadeye denklem diyoruz. Harf olması gerekmiyor. Nasıl ya, öyle şey olur mu diyor bazen. 3, 3'e denk değil mi hocam? Denk. 3 eşittir 3 dediğimiz zaman eşitlik bulunan her ifadeye denklem denir. 3 eşittir 5 dediğimiz hocam? Eşit değil, denklem değil. Denk değil. Bundan dolayı denklemde eşitlik olacak. Denklem neymiş hocam? İçerisinde eşitlik olan her ifadeye denklem diyoruz. Bilinmeyen nedir? Bilinmeyen de harflerle gösteren ifadelerdir. Hani bazen diyoruz ya, ya hocam şeyi tanıyor musun ya? Şey kim? İşte bilinmeyen bir kişi. X deriz, A deriz, B deriz. E hocam niye çok X kullanıyoruz? Benim kafam karışıyor. Sen X kullanma arkadaşım. Sen elma kullan, armut kullan. Hani ilk öğretimde diyorlar diye elma kaç elma öyle kaç. Öyle toplama çıkarmıyor. Sen bu şekilde kullan. Sen de X yerine başka bir şey söyle. Bilinmeyen harflermiş. Peki denklemde farklı harfler olabilir mi? Yani harfler farklı olabilir. O zaman denklemimiz bir tane bilinmeyen değil, birden fazla bilinmeyen var. Bunu da göreceğiz. İki bilinmeyenli denklemler diye. Konumlar gitgide böyle birazcık daha karışık artıyor. Hale gelecek herhalde. Kaç soru çıktığını söylemiştik. Çözüm kümesi nedir? Bu denkliği sağlayan x nedir dediğimiz zaman çözüm kümesi diyoruz. Zaten küme dediğimiz için arkadaşlar ÇK diye gösteriyoruz. Bunu da unutmayalım. Bir bilinmeyen nedir? İçerisinde bir bilinmeyen varsa. Dikkat edin hocam. 3x artı 5 eşittir 8. Eşitlik var denklem. Var. Bir harf var, o zaman bir bilinmeyen var. 3x artı 5 eşittir 8 ve birazdan da bunun tanıyacağız. Çözüm kümesini de öğreneceğiz. Evet hocam, hemen bakalım geçelim. Şimdi denklemi tanıyalım diye bir başlık attık. Arkadaşlar denklemde genelde biz şunu kullanıyoruz. Eşitlik denilince benim aklıma ne geliyor? Eşitlik. Adalete kadar gidiyor bunun yolu. Hak, hukuk. Hukukun da sembolü, adaletin de sembolü terazi olduğu için terazi mantığını kullanacaksınız burada. X artı 2 eşittir 7. Destek veren yere eşitlik diyoruz. Hocam hemen diyorum ki bu terazi şu anda dengede, doğru mu? Doğru. Dengede olduğu için ben X'e ne yazarsam ki 7 eşit olur? Aslında cevap bu. 2'nin yanına hangi sayı eklersem. Hemen şöyle düşünün. Bir tarafta 7 kilo var, bir tarafta 2 kilo var. Teraziyi dengeye koymak için dengede 2 kilonun yanına ne yazarsam 7 kilo eşit olur. Ve buradan da hemen diyorum ki 5 yazarsam 5 artı 2 7 kiloya eşit olmuş oluyor. Burada amaç nedir? Amacımız şu arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Amacımız nedir? Amaç bilinmeyeni bulmak. Bilinmeyeni bulmak. Gitgide yazılar böyle küçülüyor. Evet, ben büyük kalemle yazayım. Buna yazamıyorum hocam. Öyle ona kararım. Peki bilinmeyen nedir dediğimiz zaman? Bilinmeyene biz harf diyoruz. X, Y, Z, A, B her harf olabilir. Peki nasıl bulacağım diye sorusuna geldiğinde şunu diyoruz. Bilinmeyen, hocam tek mantık bu. Bilinmeyen. Ha, olay kalemdeymiş hocam. Evet, yalnız kalmalı. Yalnız kalmalı. Yani bilinmeyen yalnız kalıyor. Bilinmeyen eşittir bir sayı verecek bize. Demin de söyledik. Hemen bakalım. X artı 2 eşittir 7. Hocam X artı 2 7. Peki X burada yalnız mı?
Değil. Değil. Artı 2'yi karşıya atıyoruz. Biz aslında matematiği böyle öğretiyoruz ama aslında yanlış. Karşıya atmıyoruz. Şimdi şu bir terazinin bir kolu. Bu da bir kolu değil mi hocam? Evet. Bunun dengede sağlanması için burada bilmeyeni yalnız bırakacaksın, doğru mu? Diyorum ki koldan eksi 2 alıyorum. Yani götürüp 2 birim alıyorum. 2 kilogram alıyorum. Denge bozuldu mu aldığımda? Buradan da 2 kilogram alıyorum. O yüzden her iki taraftan 2 aldığımız zaman bu x artı 2 eksi 2 eşittir. Yazdım 7 hocam. 7 eksi 2. Buradan da dikkat ederseniz ikiler gitti mi? Gitti. Ve x eşittir 7 eksi 2 kaldı. X'i yalnız bıraktık. Yalnız bıraktım ve böylelikle biz şu aşamayı genelde matematikçiler yapmıyor. Artı 2'yi karşıya at diyor. Nereye atayım? Artıysa eksi diye at. Eksi ise artı diye at. Yani tersine at. Çarpıysa bölü, bölüyse çarpı diye at. Ama aslında bu aşamayı da yapmak zorundayız. Yani öğrenmek için bu şart. İlk öğretim 7'de karşımıza geliyor bu. 7 eşittir, x eşittir 7 eksi 2'den. X eşittir 5. Kaldı mı tek başına? Kaldı. Bilinmeyen tek başına. Eşittir bir sayı mı? İşte biz de bunu ne diyoruz biliyor musun hocam? Çözüm kümesi cevabımız 5'miş diyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hemen bir örneğiyle bakalım. Keyifli bir konuya benziyor bu. Hemen arkadaşlar cümlemizi tekrarlıyoruz. Verilen denklemde bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa toplanır ve bilinmeyen yalnız bırakılır. Sonuç olarak bilinmeyen bir sayıya eşitse çözüm kümeni buldum. Hemen bakalım. Artı 2 demin yapmıştık. Karşıya atıyorum. 7 eksi 2 x eşittir 5. Yalnız mı hocam? Yalnız. O zaman çözüm kümemiz 5'tir. Evet, yalnız. Acayip yalnız hatta. Hemen yanına farklı kalemi yazayım. Alayım hocam kalemi. Eksi 1 karşıya attım. 3x eşittir. 8 artı 1 oldu, doğru mu? Doğru. İşaret değişti. 3x eşittir. Eksi karşı artı diye geçti. 8 artı 1 ne yaptı hocam? 9. 3x 9 ise her tarafı 3'e bölüyorum. Niye? Çünkü çarpı karşıya ne diye geçecek? Bölme diye geçecek. Ben 3'ü seviyorum diye değil yani. Aynen öyle. X. Siz 3'ü seviyordunuz değil mi? 9 bölü 3 ne yaptı arkadaşlar? 3. Yine 3 çıktı. O zaman ÇK'mız ne olmuş oldu hocam burada? 3 çıkmış oldu. Ana mantığı bu. Bilinmeyeni yalnız bırakıyorsunuz ve sonuç yalnız kaldığı zaman çözüm kümemiz 3 oluyor. Buyurun hocam, bunu da vereyim ben size ve sizin bölümünüz geliyor. Artık bu bölüm benim oldu arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz o zaman? Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden bizleri takip ediyorsunuz. Google Plus'ı da unutmayın arkadaşlar. Evet. YouTube'dan da Açık Lise TV'ye abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri aramızda görmekten dolayı biz aşırı derecede mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Sorularınızı da bekleriz arkadaşlar. O da önemli. Katılıyorum. Evet. I agree diyeyim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.